Doydun mu? Doydun mu? Hadi bir de altını değiştirelim. Çiç yapmış pislik. Alo? Alo, Sıdıka, benim Kenar. Cep telefonumun kartını değiştirdim de ona haber verecektim sana. Bana ne oğlum senin cep telefonu kartından? Bak öyle deme Sıdıka, bu kart kalbi onun, kalbi. Bak hem böylelikle numaram da değişmiş oluyor. İstersen not al, söylüyorum. İyi lütfen kısa kes Kenar. İşim var burada çocuk bakıyorum. Çocuk mu bakıyorsun? Nasıl yani? Baba mı oldum şimdi ben? Ne babası be? Manyak mısın oğlum sen? Hem niye kendi üstüne alınıyorsun sen? Terbiyesiz. Nasıl yani? Şimdi o çocuk benden değil mi Sıdıka? Onu mu demek istiyorsun sen? Hey Allah'ım. Kim bilir ne zannetti salak. Şeytan diyor bir güzel işte. Ama anlamaz ki hıyar gelir kapıya dayanır. Alo. Bana bak Kenar. Sadece bir kez söyleyeceğim, tamam mı? Bu bir sanal bebek. Babası filan da yok. Anladın mı? Olmaz öyle şey Sıdıka. Mutlaka bir babasının olması lazım. Alo Sıdıka. Kapatma ama. Bak kafam karıştı şimdi benim ya. Ya nasıl söylesem ki Ezgi Su? Biz bu sabah senin Tamagotchi'yi kaybettik. Yani sanal alemden manevi aleme göç etti. Nasıl mı oldu? Ya nasıl olduğunu söylesem bile anlamazsın ki Ezgi Su. Şey işte. Annem altını kirletmesin diye kokusuna çakmak tutmaya kalkmış. Ya anlamayacağını söylemiştim sana Ezgi Su. Annem böyle bir insan işte. Bizi de öyle çocukken çakmakla falan korkutarak büyüttü. Ondan böyle olduk. Ya bak üzülme hepimizin sonu bu. Hem bak ben sana yenisini alırım tamam mı? Ezgi Su kapattın mı? Alo? Haklı tabii kız. Alacağın olsun anne. Beğendin mi yaptığını? Alo? Sıdıka benim. Kenar. Aramamı beklemiyordun değil mi? Esasen ben de çok düşündüm aramalı mıyım diye ama... Saçmalama Kenan. Ben hiçbir zaman senin aramanı beklemedim, tamam mı? Sen yıllardır kendi kendine çeşitli zaman aralıklarıyla arayıp duruyorsun işte. İffetsiz ve toplum dışı bir kadın için fazla ukalaca konuşmuyor musun Sıdıka? Ne diyorsun lan sen? Ne diyeceğim Sıdıka? Yani babası belli olmayan bir bebekle ortada kalmış bir kız olarak hala seni temiz hislerle arayan bir erkek olduğu için sevinmelisin. Her neyse Sıdıka. Bak ben çok düşündüm. Seni olduğun gibi kabul ediyorum. O bebeği de kendi nüfusuma almaya hazırım. Gerçek babasından farksız büyüteceğime emin olabilirsin. Eksik olma be Kenan. Hakikaten mert bir delikanlıymışsın. Fakat o bebek bir oyuncaktı. Hem zaten artık yaşamıyor, yandı. Biliyorum Sıdıka. Gururun yüzünden böyle konuşuyorsun. Bebek yandı filan diyorsun. Ama aşkta gurur yoktur Sıdıka. Bak bana. Nasıl yendim gururumu? Nasıl aradım seni yine? Ay Kenarcığım ya benim kadrolu salam. Hiç duymadın mı televizyonda filan ya? O bebek bir oyuncaktı diyorum. Hani var ya bilgisayar yavrusu, sanal bebek, tamagotçi falan. Hem yandı zaten. Burada bir oyuncak varsa o da benim Sıdıka. Benimle kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyorsun. Hala senin suratına şu telefonu çak diye nasıl kapamadım diye hayret ediyorum. Kapat be. Kapat da kurtulalım. Yeter artık. Ya ne desek olmuyor Allah'ın delisine. Alo Sıdıka. Bak bir de utanmadan suratıma telefonu kapatıyor. Ya sen zaten kabiliyetsiz kadının tekisin. Daha sen oyuncak bir bebeğe bile bakamayıp onu yakmışsın. Ertesi gün sen kendi çocuğumuzu yaptığımızda da ona da aynı haltı yiyeceksin. Sen böyle her önüne gelen bebeği yakarsan ben kendi soyumu nasıl devam ettireceğim canım? Artık seninle işim olmaz Sıdık Hanım. He, kendine başka bir salak bul. Sıdıka. Kız hadi hazırlan Sinop'a kaçıyoruz. Buyur? Sinop'a kaçıyoruz dedim Sıdıka. Şeytan Tala'nın yanına. Tamam. Ben atları hazırlayayım. Sen de izleri yok et. He? Şeytan kayalığında buluşuruz. Anne nereden çıktı şimdi bu kaçmak ya? Ben çok ciddiyim. Ay, kesin kaçacağım. Babanın sarı bir kadına ilişkisi varmış. Hayda. Olur mu öyle şey anneciğim ya? Bak senin canın sıkılmış ha? Gel şöyle uzan ben sana bir terapi yapayım gel. Yok kız bırak. Zaten kaç zamandır şüpheleniyordum. Falda da çıkınca kesin karar verdim. Kız ben bu evde bir dakika durmam artık. Buyur bakalım. Uyduruktan bir fala inanıp da insan çoluğunu çocuğunu bırakır mı ya? Bak
Yine Sinop'u özlediysen yarın konuşuruz babamla, birkaç gününe gideriz. Ama böyle görev yeri değiştirilmiş casuslar gibi gecenin bir vakti kaçmak olmaz. Öyle uyduruk falan değildi kız. Öyle koskocaman holding gibi bir yere gittik bugün Gonca Gül'le. Orada bilimsel fal baktılar. Nasıl yani bilimsel fal? Bana bak, tıp fakültesinde röntgeninizi çektirip üstündeki lekeleri mi yorumladınız ha? Böyle bir şey mi? Ayına gününe kadar doğum tarihini sordu. Sonra buna göre bir haritasını çıkarttı. Sonra babanın doğduğu günkü gök vaziyetine bakıp falını okudu. Bak, gelmek istemiyorsan açık açık söyle Sıdık'a. Burada böyle lafa tutma beni ha. Olmaz öyle şey. Bizim kitabımızda anneyi tek başına yollarda bırakmak yazmaz. Anca beraber kanca beraber. Tamam o zaman. Sıdık'a önce babana not yazalım. Tamam. Sen otur şuraya. Tamam. Ha. Sen notu yaz, ben de bir yandan senin eşyalarını toplayayım. Tamam. Tamam mı? Yaz bakalım. Sayın Zekeriya Saka. Bir dakika anne, tane tane yaz, daha başlamadın. Sizinle iyi ve kötü günlerimiz olacak. Sayın Zekeriya Saka. Saka. Sizinle iyi ve kötü günlerimiz oldu. Sizinle. Ama artık maymun gözünü açtı. Elveda kel kıtı bir göz. Ay anne, çok mu ağır oldu ya? Keşke kel demeseydik. Babam iyice kızacak şimdi. Yok kız, hiçbir şey yapamaz. Sıdık'a. Bir de Safiye Öztürk diye imzaladı onun altına. Heh. Öztürk mü? Evet, kızlık soyadım. Ne olmuş? Babanla aynı soyadını taşımak istemiyorum Sıdık'a. Heh. Kız bir de şey yaz. Boşuna aramayın, Sinop'a gitmiyoruz. Not. Boşuna aramayın. Sinop'a gitmiyoruz. Tamam anne. Çok geç ha. Aferin. Hadi kızım. Yollar uzun, memleket şartları çetin. Hadi yola düşelim. Hadi. Sıdık'a. Sen iki dakika dur, ben şimdi geliyorum. Ne oluyor anne? Nereye? Şşt. Anne ne oldu? Niye girdin odaya? Yok bir şey. Ay babana öptüm. Sen de bir tuhafsın vallahi anne. Hem kaçıyorsun hem öpüyorsun. Ay ondan değil kız. Nezleyim ya. Ha gider ayak bulaştırayım dedim ya. Hadi çabuk 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 çabuk. Bastı. Kaçtık Sıdık ha? Özlemişim vallahi yolculuğu. Hay ben görmeyeli bu otobüsün iç dizaynı falan da değişmiş. Sıdık ha? Ne? Keşke Şetartan'a haber verseydik kız. Böyle emri vakişim, kadını rahatsız edeceğiz. Boş ver anne ya. Hem zaten kaçma sırası da bizdeydim. Şetartan'ın ilk kez üst üste bize karışına göre demek ki bir hakkımız daha var. Sıdık ha? Ha? Kız biz en son ne zaman kaçmıştık? En son mu? Tövbe tövbe. Kız ne biçim kullanıyor bu şoför bu arabayı? Zaten çaldıkları şarkıda da hayır yok Sıdık'a. Ne biçim bu? Ölüm ölüm dedikçe yüreğim ağzıma geliyor kız. Bana bak, nereden kısılıyor bu radyo ha? Ya kurcalamasana anne düğmeleri ya. Candan Erçetin'in şarkısı bu. Klibi de böyle bir otobüsle geçiyor. Kaptan şoförün anısı var herhalde. Bana bak kız, o Candan Erçetin'in hangi firmaydı Sıdık ha? Plak şirketini mi soruyorsun? Ne plak canım? 40.000 diye otobüsü soruyorum Sıdık ha. Keşke biz de o firmayla gitseydik. Adam en fazla 50 ile gidiyordu. Ay baksana, bu firmanın adı da bir tuhaf. Lan ne varmış ki adında? Herhangi bir otobüs şirketi işte. Kız Güzel Marmara diye firma ismi mi olur? Manyak babandan kaçalım derken sarhoş sürücülerin eline düştük. Ay Allah'ım sen bizi koru ya Rabbim. Aman anne, durduk yere iftira atmasana evin kaptan şoförüne. Vallahi kendisi direksiyona gayet hakim bir insan. Omuzunda da 3 tane apolet var. Üst düzey bir şoför herhalde. Sen dalga geç bakalım anneyle. Aa, bu şoförde eğer %25 promil alkol çıkmazsa bana da Safiye demesinler. Ha? Promil mi? O ne kız anne? Kız sarhoşluk para birimi metre gibi bir şey. Alınan alkolün derecesini gösteriyor. Sen nereden biliyorsun kız? Yoksa yanında alkol tespit cihazı mı var? Versene kız, bir de ben ütüleyim. Ne biçim laf ediyorsun kız sen öyle ha? Edebinle otur bakayım şurada. Ölç perdeyi de.
Ya kız toplama yapan otobüslerin cabına iffetine bakmasınlar. Cam kenarı kaltar seni. Çekmiş. Tamam tamam bir şey demedim. Anne kız babam peşimizden gelmez değil mi? Nereden gelecek kız? Onlar şimdi hala uyuyorlardır. O yetişene kadar biz çoktan sinema varırız. Kız, Sıdık, örtemedim ben sana pencereyi ha? Bana bak, dışarı bakacaksın, azıcık içeride olup bitenlerle ilgilen Sıdık. Otobüsün içine neyle ilgileneceğim anne ya? O iş için muavin var. Ben de sana onu diyorum işte. Ne? Muavin az önce bir tepsi kabuğunla arkaya geçti. Kesin ikinci şoförle arkada zıkkımlanıyorlardır. Terbiyesizler. Hay, içtikleri yetmiyor, bir de kendilerine meze dilimliyorlar ya. Dur hemen panikleme anne ya. Her zaman gofretmiş gibi servis yapacak değiller ya. Belki bu firmanın adeti budur ha. Kavun dağıtıyorlardır. Hatta demin dikkat ettim. Karşı yönden geçen bir otobüse böyle alevli meyve tabağı ikram ettiler. Kız ağzında söylüyorsun işte Sıdık'a. Ay eskiden aynı firmanın otobüsle birbiriyle karşılaşınca böyle uzunlarını yakarlar. Birbiriyle öyle selamlaşırlardı. Şimdi işi böyle alevli meyve tabağına kadar götürdüklerine göre... Düğmeye basınca da dansüz falan çıkıyordur Allah aşkına. Anneciğim ya. Kurcalama ya, bilip bilmeden basarsan ceza verirler sonra. Onların her biri ayrı bir manaya geliyor. Ay sakinliğimi diye basıyorum. Elim ayağım birbirine karıştı. Ay bu adam ömürecek bizim Allah. Ne yapacaksınız buralarda ha? Panikleme anneciğim ya, bir şey olmaz. Hem hükümet önlem aldı artık. Birazdan bir kontrol noktası çıkar karşımıza. Orada yetkililer kaptan şoförün yüzünü yıkar. Olur biter. Devir değişlerdi. Devir değişmişmiş. Ben aynı hat üzerinde yıllardır kaçar dururum. Değişen hiçbir şey yok. Her şey aynı. Şarkılar bile aynı. Daha o vakitlerde hancı sarhoş, yolcu sarhoş diye şarkı çalarlardı. İşte o vakitler. Ay anne sus severlerdi. Artık tamam, iyice saçmalamaya başladın, gel. Hadi ben seni uyutayım acık, gel kendine gel. Panik prensesim benim. Sıdık'a. Sıdık ha? Uyan kız, uyan, bir şey soracağım. Ne var anne ya? Motordan bir tıkırtı mı geliyor? Faredir fare. Dalga geçme sen Sinop yolcusuyla. Hem sen nereden biliyorsun bu fare mevzunu Sıdık ha? Böyle geceleri uyumayıp bizi mi dinliyorsun kapıdan ha? Niye sizi dinleyeyim anne ya? Bu evrensel bir espridir. Ne var ya? Niye uyandırıyorsun beni? Bir şey soracağım. Kaçta bindik biz bu otobüse? Ne bileyim ben, günün ilk otobüsüne bindik herhalde. Niye sordun? Bak bu kadar saat oldu yola çıkalı. Hala kolonya servisi yapmadılar kız. Kesin o kaptan olacak Ayyaş herif rakısı bittiği için kolonyaları kafaya dikmiştir. Muavin de kolonyalı mendilleri emiyordur mutlaka. Ay çünkü demincenin dişlerinin arasında beyaz bir şey gördüm. Ay resmen otobüs yazıhanesinden paranoyak yanı bileti almışım. İyice abardın sen anne. Sıdık'a kız. Ay bu şoför sızdı sızacak kız. Aa, bana bak. Git şununla iki laf et ha. Herif düşüp kalmasın direksiyon tepesi. Ay saçmalama anne, benim şoförle nasıl ortak bir mevzum olabilir ki? Ay Sıdık'a, gitti adama konsomatrislik yap demiyorum ki çocuk. Arkasına gidip ey oğul dikkatli sür arabayı, can taşıyorsun falan de. Adam da seni aksakallı dede zannetsin ha? Hadi benim güzel kızım kalk ya çocuğum. Anne ya! Sıdık'a, bak Bolu dağlarında çişim geldi diye durduracağım ben de. Açık hava iyi gelir, zihni açılır herifin. Hadi benim Sıdık'a, kalk çocuğum. Ya kalk durdur şu arabayı. İstemiyorum! Hadi! Ya! Allah. Şetanet abla. Sıdıkayla Safiye. Kız ben de eniştegilin şehrinden kurtulmak için size kaçacaktım. Önce biz sana kaçtık Şetanet abla. Ay şu Zekeriya var ya, İstanbul'u bize dar etti anacığım. İsterseniz hep birlikte babam ve eniştemin menzili dışında bir yere kaçalım ha. Mesela Erzincan'daki Fahriye teyzemlere kaçarız. Ay olmaz kız. Gerçi Fahriye abla da çok iyi bir insan ama ay ben bir daha otobüse falan binemem. Ay 700 kilometre ayol, yüreğim ağzıma geldi. Boş verin Erzincan'ı. Hadi kalkın içeri girelim. Hadi gidelim. Ziya enişte siz varken kılıma dokunamaz. Geçin geçin. Hop. Şu abim var ya, iyice ağzı şekerli. Değil mi? Yine ne haltlar karıştırdı bizim tas kafa. Görsen şaşırırsın ya. Ay toprak çekiyor herif ha. 50'sinden sonra kudurdu. Ay
Yani ya. Bir dur ya. Daha kapıdan girer girmez car car car. Bak yeni bir ortama girdik. Çıkar artık babamı kafandan. Ay nasıl aklımdan çıkarayım ki o tas kafalı keltoşu. Ne oldu kız anlat? Ulan Zekeriya. Ulan Allah'ın kabak kafalısı. Sen kalk 50 yaşından sonra boyunla çocuğundan çocuğundan utanmadan kudurup ortalığa çık. Gözü çöplükte kalmış kartoros seni. Neymiş efendim? Artık benim nüfus kağıdım eskimişmiş. Allah'ın günü hasta olup moral bozuyormuşum. Mesut Yılmaz'ın uçağı bile benden daha az arıza yapıyormuş. Ulan ben sana gece gündüz hizmet ederken iki çocuğunu büyütürken hastalandım. Ayı! Ulan kabak kafalı ayı. Safiye, ne oldu kızım? Safiye ne var? Ne yapıyor? Ay, hiçbir şey yok bir şey. Ay yok bir şey Şetaret abla. Kabak tatlısı yapıyordum işte. Kaymaklı, cevizli böyle. Hah, Ziyan işte çok sever. İyi de anne azıcık daha geç kalsaymışız kabağın zerrelerini ayıracakmışsın. Ortada tatlısını yapacak kabak falan kalmayacakmış. Al al Sıdıka. Kaldır şu kabak cesedini ortada. Tamam. Aa, al otur bir sandalyeye hadi bakayım. Senin annenin durumu gerçekten klinikleşmiş. Bizi yalnız bırak. Gelin görümce dertleşelim he. Sinop usulü bir görümce terapisi çek anneme sen Allah. Hadi. Gel canım. Şu işi doğru dürüst anlat bakalım. Ne haltlar becerdi bu tas kafalı Zekeriya ha? Bu sefer altın büyüğünü becerdi abla. Hepten kudurdu herif. Zaten kuş kullanıyordum ama bilgisayarlı falcıya gittik. O da aynı şeyi söyledi. Üstüme gül kokladı seninkisi. Yok kız. Ziya enişten olsa neyse de benim tanıdığım Zekeriya yapmaz öyle şey. Kız bilgisayarda çıktı diyorum abla. Ay kadın ekrana bakıp bir bir söyledi. Canım diyelim ki yaptı bir eşeklik. Yine dönüp dönüp dolaşır yine sana döner. Barışırsınız. Yok, barışırsınız. Yok Şehzadet abla yok ben bir daha o herife dönmem. Çocuklar büyüsün diye katlandım o eşkıyaya. Bak Samim ninja oldu yavrucuğum kurtardı kendini. Hayırlısıyla şu Sıdıka'yla bir evlendirebilsem yarabbim. Ama Şetaret ablam dediydi dersin. Tıpış tıpış geri döneceksin evine. Sinop İstanbul arası defalarca gad etmiş bir otorite konuşuyorsun burada. Görüşürüz bakalım abla. Benim ancak cenazem döner benim o eve. Kız manyak manyak konuşma görümcene. Ne edip edip dönersin evine. He. Hem sen buralara boşuna gelmemişsin. Nasıl yani? Sıdıka'ya pek münasip bir kısmet biliyorum. Abla. Siz gitmeden ben onu ayarlarım. Rabbim yarabbim. Kırmızı ışık yandı. Ha? Bana bak bana bak. Ay. Kayıttayım kayıttayım. Ay. Kayıttayım. Ayşe Tahit abla Allah aşkına çek şunu. İlahi. Ay ben de kısmet görüncünü şeyi zannettim. Ayol böyle kamerayla görücülük olur mu? Olur olur. Bal gibi olur. Şimdi bu kaseti içinden çıkarıp Almanya'daki damat adayına göndereceğiz. O orada kaseti ileri geri ileri geri alır, Sıdıka'yı iyice görür. E hadi inşallah hayırlısıysa olur. Ay başka kız göstermişler mi oğlana? He ya, geçen gün ablası mahalledeki kızları anlatan kısa bir film çekmiş yollamış oğlana. Ama oğlanın gözü tutmamış onları. Bana bak abla, sen şimdi böyle beceremeyip bulanık çekersin Sıdıka'yı, damadın da kafası karışır. Niye kız? Bal gibi çekiyorsun işte. Hem senin o cadı kızın bu kameranın için buraya geldiğini anlarsa hır çıkar. Ay o da doğru. En iyisi halan komşudan almış hatıra için çekiyoruz diyelim. Ha? Bu şimdi çekiyor beni gerçekten. Kız sırtlarıp durma. Sen bir kaynanasın. Ya git ya. Ciddi ol. Ciddi ol. Ağır dur ağır. Ağır dur kız. Haydi. Kız evi naz evi demişler. Dur. O kamera ne halı? Yoksa Rütük sana yerel ev yayını yapasın diye frekans mı tahsis etti? Abla sen şunu bir daha başa sar hadi anacığım benim. Kız sen şimdi dışarı çık kapıyı da kapat. Yeni baştan şöyle bir içeri gir hadi. Niye anne ya? Yavrucuğum kadıncağız hatıra filmi çekiyor. Öyle car 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 konuşup çaçaron çıkma. İleride seni seyredecek gelecek nesiller öyle hanım hanım çık hatırlasın değil mi? Hadi 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 bir daha bir daha bir daha. Öf anne öf be. Dur. Ay iyi de yani bu sefer iyice asık suratlı oldun. Hay sen gene ciddi dur çocuğum ama hani alttan alttan şöyle azıcık cilve azıcık eda olsun. Bilmem anlatabiliyor muyum Sıdıka? Bu ne anne be? 13 bölüm ızdırap mı çekiyoruz Sinop televizyonuna?
Ay tamam Sıdıka tamam. Aa, sen şimdi getir bana kahveyi ikram et bakayım. Ama söylediklerimi unutma hadi. Hadi oynatalım şetaretçim. Ay pardon çekelim şetaret abla hadi. Bu ne surat kız ha? Ölü yıkayan imama su getirmiyorsun. Kahve getiriyorsun, kahve ikram ediyorsun. Gül biraz, kaltak. Kahvenin köpüğünü de çek şetaret abla. Teşekkür ederim kızım. Eline sağlık. Stop, stop. Gayetten çıktı. Çok güzel oldu. Çok güzel, çok kıyak oldu. Aa, çok şükür ya. Ah. Şimdi hamama götürelim kızı, bir de orada çekelim. Ha. Hamama mı? Ha. İstersen hamamda çekmeyelim şetaret abla. Ay hem biliyorsun hamamcılar odası hamamda çekilen filmlere pek bir bozuluyor. Kız hamamcılar odası neden görecek bu filmi? Bir de kız tarafının anasıyla ablası bakacak. Kimin annesiyle ablası? Hamidi. Hamit kim ya? Bak yavrucuğum otur bakayım Sıdıkacığım. He. Bu Hamit var ya. Hı. Almanya'da yaşayan bekar bir beyefendiymiş Sıdıka. Pek yakında ülkemize dönüp yuva kırmak istiyormuş ya. Alkışısınız anne. Bu kadar onur kırıcı bir durum olamaz ya. Ayıp be. Demek etimi butumu çekip Almanya'ya köle katılı olay olacaksınız ha. Ver şu kutuyu. Sıdıka. Veremem gazeti. Kız ya. Veremem gazeti imdat. Medyaya saldırı var imdat. Allah ver. Sıdıka rahat bırak. Asıl bana saldırdınız ya. Beni yapıyor. Anne bıraksana. Yemen'den mi geliyor bu kahve? Getirdik hala. Video sırasında bu kadar güzel kahve pişirmemiştin. Bak şuna köpük köpük. Acaba yeniden mi çeksek o sahneyi diyor. O çekimi unutalım ama. Aman arsız kız. Huysuz birce. Yalan dünya. Aa gelin. Yettin gayrı sende ha. Evet anne ya acıklıyım şöyle. İyiden iyi depresyon bacı oldun sen. Ha hiç valla. Benim tanıdığım Zekeriya yapmaz böyle bir şey. Kız sana ne diyeceğim? İstersen seni bir de bizim buradaki falcılara göstereyim ha. Zekeriya için bir bakla falan açsınlar. Suya baksınlar. He, ne dersin? Aman abla ya. Ay ne baklası ne suyu. Biz falcının periştahına gittik orada. Bir görsen her taraf böyle bilgisayar. Ha, çok modern bir kadındı. Atılgan uzay gemisinin doktoruna gittim zannettim valla. Direkt şikayetini söyleyip ben paranoyam. Her şeyden şüpheleniyorum deseydin anne. Belki kadın sana bir ilaç yazardı. Sus aman. Laf karıştırma. Söyle bakayım. Ne dedi bu sana bu elektronik falcı karı? Abla önce her bir şeyini sordu. Sonra o bilgisayarına kaydetti. Doğum tarihi, ayı, günü, yılı, kılı, tüyü falan işte. E ne yapacakmış doğum tarihini? Nüfus memuru mu karı? E ne yapacağı var mı abla? Doğduğu sırada yıldızı hangi durumda? Merkürle hangi açıyı yapıyor? Jüpiter'le bir nedir? Onlara baktı kadın. Zekeriya ile benim yıldızım ayrı düşmüş. Kız sen nereden bileceksin Zekeriya'nın doğum tarihini? Bir tek rahmetli anam bilirdi onu. E canım nüfus kağıdı var ya adamın. Daha ne ki? Kız onun değil ki o nüfus kağıdı. Ondan evvel bir büyük abim daha olmuş benim. Ama yaşamayıp 3 aylıkken ölmüş. Ortanca abim doğunca yani Zekeriya. Babamgil ölen abimin nüfus kağıdını ona vermiş. Ay hiç anlamadım şimdi kız abla. Hay Zekeriya'nın nüfus kağıdı Zekeriya'nın değil mi? Ya anlasana anne ya. Babam doğunca yeni bir nüfus kağıdı çıkarmayıp ölen bebeğinkini ona vermiş dedem. Nasıl yani kız hiç anlamadım. Böyle iki bebeğin nüfus kağıdı ayrı olmaz mı Sıdıka? Ay nasıl kafasına göre değiştirmiş kayınbabam gel. Aman canım o köylük yerde kasabaya in yeniden masraf et. Yokluk zamanı. Onlar da bildirmeyince nüfus memurları da fark etmemişler. Güldürme. Kız şimdi bile farkında değil onlar. Geçen sayımda bir mahalleyi toptan saymayı unutmuşlar ya. Kız o zaman her şey değişir değil mi? Ay o falcının baktığı yıldız Zekeriya'nınki değil bu durumda. O zaman ölen bebeğin yıldızı. Ay desene boşuna günahını almışım ben keltoşum. Ya. Senin falında yol gözüktü. Aa. Yolun sonunda da kel kafalı bir adam seni bekliyor. Falda da söylüyorsun bize yol yönünde artık. Hadi kız. Hadi. Salak gelinim benim. Güzel salak gelinim. Of. Ya of, tamam lan tamam be. Öf. Tamam geliyoruz be. Ah. Ah. Belim, boynum ve de çeşitli uzuvlarım. Ay içine tüküreyim ulan.
Tamam baba tamam. Ben açıyorum kapıyı. Bak sen sakın kıpırdama ha. Yoksa yine kilitlenir kalırsın öyle. Çeviriyoruz kapının önünde. Annemler geldi baba. Niçin gelmişler? Bizim evle ilgilerine birine mi bakacaklarmış? Sana baksalar yeter baba ya. Yani kaç gündür ben baka baka. Babam işte bizim kursta böyle revaşata atarken sırt üstü yere düştü de her tarafı tutuldu. Dünden beri bakkal terazisindeki peynir kalıbı gibi kıpırdamadan öylece duruyor böyle. Aşk olsun babacığım ya. Sağlıklı yaşam falan tamam da ya ninjalık senin neyine yat yat. Ya biz de dedik ama dinletemedik. Az kalsın tabutta atıyordu röveşatayı. Allah'ın sopası yok ki çocuğum. Ha? Biz hastayız diye bize mızmız diyen zihniyet bir şekilde cezasını bulup yataklara düşmüş. Ne diyorsunuz lan siz? Ya baba. Daha ölmedik be. Vallahi ekler katlar yok, yine vururum. Baba. 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 Abi bak ne oldu? Yapsana seni bir kıpraşma diye ya. Bak yine kilitlendi işte. Ya. Gel baba. Bir şey olmaz bu sağlam bünyeye. Nasıl olsa iyileşeceğim. O zaman göreceksiniz. Baba. Alayınızı İzmir'den denize dökeceğim ulan. Akbabalar. Namkörler. Geleneksel Sinop kaçamaklarımızdan birisini daha başarıyla geride bıraktık günlük. Böylece hem şetaret alanına hasret giderdik hem de yanlış bakılan yıldız falı yüzünden kaçtığımız için bir güzel nispet yaptık kendisine. Biliyorsun halam daha önce aküsü yüzünden bize kaçmıştı. Babama gelince kıpırdayamadığı için şimdilik zararsız. Abimin söylediğine göre biz yokken ruhen çok olgunlaşmış. Fazilet merdiveninin basamaklarını birer birer tırmanmış. O yüzden de artık bize el kaldırmazmış. Gece oldu günlük. Evden kaçanlar için hazırlanma vakti. Sakın gürültü yapma.